Değerli dostlar, değerli Fenerbahçeliler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Fenerbahçemizin transfer gündemine hızlıca giriş yapan bir oyuncu var. Bu oyuncu Osama Tanganli. Şu an Hollanda'da futbol hayatını sürdüren bir oyuncu. Bu oyuncunun bir değerlendirmesini yapacağız ama öncesinde sizlerden kanala abone olmanızı, beğenilerde bulunmanızı, videolarımı paylaşmanızı ve hem benim anlattıklarımla ilgili düşüncelerinizi hem de bu oyuncuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum sizlerden. Şimdi gelelim bu oyuncuyu size tanıtmaya. Biz bu videoda bu oyuncuyla ilgili şu sorunun cevabını arayacağız. Esas önemli olan bizim için bu. Bu oyuncu transfer olursa Fenerbahçe'de başarılı olur mu, olamaz mı? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. O anlamda videomuzu sonuna kadar izlemenizi sizlerden önemli istiyorum değerli arkadaşlar. Bu oyuncu 27 yaşında. 30 Haziran 2022'ye kadar Vitesse'de sözleşmesi devam eden bir oyuncu. 46 maçta 12 gol, 13 de asist yapmış. Son 2 sezonda yalnız bu. Sol ayaklı, dediğim gibi Fas milli takımında da oynayan bir oyuncu. Şu anki piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Vitesse'den önceki futbol yaşantısı inişli çıkışlı bir oyuncu. Dediğim gibi son 2 senede de Vitesse'de iyi bir performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti bu oyuncu. Bundan önceki Vitesse'den önceki futbol yaşantısında çok profesyonel davrandığını, çok futbolu aklında çok fazla yaşadığını düşünmüyorum bu oyuncunun. Yalnız size bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu vereceğim bilgi istatistiksel bir bilgi. 27 ve 32 yaş arasında oyuncular, bu yaş grubundaki oyuncular futbolda en iyi olduğu zamanlarmış arkadaşlar. Bu da istatistiksel bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. O anlamda kendini toparlamış bir oyuncu. Performansını sürekli yükselten bir oyuncu. Peki şimdi dediğim gibi başta şu sorunun cevabını aramaya başlayalım. Bu oyuncu Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Bu sorunun cevabını bulabilmemiz için önce ne demiştik size? Bu oyuncu nerede oynuyor? Hem ofansif sağ hem ofansif sol hem de forvet arkasında 10 numara pozisyonunda. Önce bu bölgenin özelliklerini ne kadar taşıyor? Gerçekten etkili bir oyuncu mu? Onu bir size anlatayım. Bu bölgede oynayan oyuncularda topla driplik, topla uyumu, topu olumlu kullanabilme, pozisyon bilgisi, hız, güç, pas, aynı zamanda şut, bitiricilik ve asist anlamında bu oyuncuların iyi olması lazım. Yani bu bölgede oynayan oyuncuların üretken olması lazım arkadaşlar. Üretken olmayan bu bölgede oynayan oyuncuların takımlara bir faydası olmaz. Fizikli olur, güçlü olur, hızlı olur. O zaman nasıl bir oyuncu olur biliyor musunuz? Daha çok topu oyunu geride kabul eden takımların oyuncuları olurlar. Ama bunların yanında adam eksiltme özelliği olursa, topla uyumu iyi olursa, driblingi iyi olursa, toplu ya da topsuz, çizgiye inebilme özelliği olursa, pozisyon bilgisi olursa, bitiriciyi ve asist anlamında etkili olursa, o zaman şöyle bir oyuncu ortaya çıkıyor. Hem deplasmanlarda hem oyunu biraz geride, taktiksel olarak biraz geride kabul ettiğimiz maçlarda hızlı atağa çıktığımızda etkili bir oyuncu sınıfına giriyor. Hem de kendi evimizde rakibi kendi yarı alanında kapattığımızda orada birebir de etkili, topu iyi kullanan, olumlu kullanan, yaratıcı bir oyuncu özelliğine bürünüyor. İşte bu oyuncu da bölgesinin özelliklerini taşıyabilen bir oyuncu. Size şöyle örnek vereyim daha iyi anlayabilmek için. Deniz Türüş vardı bizde biliyorsunuz ki arkadaşlar. Deniz Türüş nasıl bir oyuncuydu? Ben Fenerbahçe'ye gelmesini hiç istemediğim oyunculardan bir tanesiydi. Gelirse başarılı olamazdı. İyi niyetli bir oyuncuydu. Çalışkan bir oyuncu. Takım için elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan bir oyuncuydu. Fakat hiç üretken değildi. Deniz Türüç'ün oyun sistemi belliydi, oyun tarzı. Topu kanatta alırdı. Şöyle yayın üstüne doğru bir U çizerdi. Oradan şut atmaya çalışırdı. Ya da pas atmaya çalışırdı. İşte o yeterli değil. Orada topu aldığınız zaman, rakibi karşınızda bir aldığınız zaman rakip eyvah diyecek. İşte bu oyuncu beni burada geçer diyecek. Çizgiye iner diyebilecek. Onun orada umudunu söndüreceksiniz. Öyle oyuncu olacaksınız. Çünkü o bölgenin özelliklerinden birisi bu özellik. Adam eksiltme özelliği. Bu yoksa biz de size açık ve net söyleyeyim. Adam eksiltme özelliği olan, çizgiye inme özelliği olan ve bunları yaptıktan sonra o bölgede
Topu olumlu kullanabilen, asiste çevirebilen oyuncular bizde iş yapar. Yoksa bu özellikler olmayan oyuncular bizde iş yapmaz. Vasat kalır. Çünkü biz büyük takımız. Bu özellikler de büyük oyuncularda olur. Önemli oyuncularda olur. Önemli oyuncular da büyük takımlarda oynar. Biz de büyük takımsak bu özellikler de olacak. Hem defansif anlamda, hem fizik anlamında, hem de teknik anlamda, hem de mental anlamda bizim aldığımız oyuncular güçlü olacak. İşte bu oyuncu arkadaşlar hem uzaktan şut atmayı deneyen bir oyuncu, frikik kullanabilen bir oyuncu, asist yapabilen bir oyuncu. Bitiricilik anlamında dediğim biraz sıkıntısı var ama yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Oyun takibi iyi olan bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Oyun takibi iyi olduğu için düşen ortada kalan toplara da giren ve orada da bitiriciliğini gösterebilen bir oyuncu. İşte bu oyuncunun bu özellikleri olduğu için ben Fenerbahçe için bu oyuncunun olumlu bir transfer olacağını düşünüyorum. O anlamda Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Şunu da şöyle de bir örnek verebiliriz. Pelkas var biliyorsunuz bir de hem ofansif sağ hem ofansif sol hem 10 numara nereye koysak bu oyuncu oynuyor. Elinden geleni yapıyor. Pozisyon itibariyle performanslarının ben birbirine benzeyeceğini düşünüyorum. İkisinin de şöyle bir eksi özelliği var yalnız. Defansif anlamda takım savunmasına çok fazla yardım eden oyuncular değil. Onu size belirteyim önce. Ama ofansif anlamda biz bunların ilk görevi ofansif. Ofansif anlamda takımlarına katkı sağlayacak bir oyuncu. Yani pozisyon itibariyle ve performans itibariyle bir Pelkas etkisi yaratabilecek. Hatta oyun tarzı olarak Fenerbahçe'nin daha çok hoşuna gidebilecek bir oyuncu olduğunu size belirteyim bu oyuncunun. Dediğim gibi sorunun cevabını vereyim. İlk başta söylediğim Fenerbahçe'de başarılı olur mu, olamaz mı? Bana göre bu oyuncunun transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'de başarılı olabilecek bir oyuncu. Onu size tekrardan belirtmek istiyorum. Benim bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaret. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeniz durumunda kanala abone olmanızı, beğenilerde bulunmanızı, videolarımı paylaşmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Hepinize sevgi dolu, saygı dolu, mutluluk dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.